yakışıklığıyla fark yaratmanın zamanı geldiyse, yenilikler İpek Showroom'larında sizleri bekliyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. 364 Web TV'den tüm hemşerilerimize selamlar. Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Başka Pencere programı, hayata başka bakış açısı, olaylara başka bakış açısı, toplumsal gelişmelere farklı bakış açısıyla her hafta çarşamba günü sizlerle birlikte olmaya çalışacak. Evet sevgili izleyenler, bu hafta ilk konuğum Galip Deniz, Çorum Harp Mağlulleri, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı, aynı zamanda şehit babası, emekli astsubay. Evet. Hoş geldiniz Galip Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimi de en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ayrıca nazik davetiniz için de size çok çok teşekkür ediyorum. Toplumda sesi olmayanların sesine kulak verip evet, onlara onların sesini bir yerlere iletmek için biz buradayız. Evet. Farklı bakış açısıyla demiştim. Başka pencereyi de bu yönüyle ele aldık. Allah nasip ederse programımızı böyle İnşallah. Farklı İnşallah. Bakış açılarıyla, başka pencereden bakarak toplumumuza sunmaya çalışacağız. İnşallah. Sevgili izleyenler, malumunuz biliyorsunuz 6 Şubat gecesi sabaha karşı Doğu bölgemizde, Güneydoğu bölgemizde, Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu vesileyle orada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu mevsimde dışarıda gıda ve barınma ihtiyacı hissedenlere de inşallah evet, tez zamanda ihtiyaçları giderilerek çözüme kavuşturulur. İnşallah, inşallah. Diyoruz. Evet başkanım, tekrar programa başlarken bir hoş geldin daha yapayım ben. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Galip Deniz'i biliyorum ama çocukluğumuz beraber geçti. Evet, ortaokul evet, yıllarımız falan beraber başladık ortaokula. Evet. O zamandan beri bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Onun ötesinde evet, bir akrabalığımız var. Evet. Ben biliyorum ama bilmeyen Çorumlu hemşerilerimize de bir, evet, önce bir Galip Deniz'i anlatalım. Tabii. Ben 69 yılında Çorum'da dünyaya geldim. İlk ortaokulu
Bir kısmını Tanyer İlkokulu'nda, bir yılını Bahçelievler İlkokulu'nda bitirip ortaokulu da ETO Ortaokulu'nda, o dönemdeki ETO Ortaokulu'nda bitirdim. 1983 yılında Kata Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu'na o zamanki adıyla girdim. 1987 yılında da mezun oldum. Yaklaşık 20 yıl silahlı kuvvetlerin münferit birlik ve kışlalarında, askeri hastanelerinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında da emekli oldum. Emekli olduğum dönemden sonra şehidim jandarma subay okuluna girdi. 2016 yılında da şehidimle birlikte tekrar memleketimize hoş da olmasa bir şekilde geri döndük. Yaklaşık 6 yıldır da buradayım. 4 yıldır dernek başkanlığıyla uğraşıyoruz. Kısaca Galip Deniz bu. Şehit babası, emekli astsubay, bir tarafı yaralı, yani ülkem gibi bir insanım diyeyim daha doğrusu. Kısa bir özet oldu. Ülkem evet. gibi bir insanım. Evet. Yani ülkemizin tabii şu anda bir tarafı yaralı. Sayın Başkanım, şimdi yaklaşık 4 yıldır dernek başkanlığını yürütüyorsunuz. Sizin başkanlığa geldiğinizden itibaren dernekteki faaliyetlerinizle evet. ilgili kısa bilgi alsak. Şimdi Çorum'da ilk geldiğimizde 2009 yılında kurulmuş olan, hala da aktif olarak görev yapan Çorum Şehit Aileleri Derneği de başladık biz bu yolculuğa. İki adayın eşit çıkmasından sonra böyle bir şeye girmiş bulunduk. Yaklaşık 3 yılı Çorum Şehit Aileleri Derneği'nde, 1 yılı da şu andaki mevcut şubemizde 4. yılımızı tamamladık. Tabii şehit dendiği zaman çok farklı bir boyuta gidiyor olay. Onlar çok şey hak ediyorlar. Onlar gerçekten her şeyin en iyisine, en güzeline layıklar. Geldiğimiz zaman yönetim kurulunda olan arkadaşlarla ve diğer arkadaşlarımızla neler yapabilirizin üzerinde çok çalıştık, çok durduk. Biz dedik alan değil veren el olacağız. Bu konuda sosyal projelerimizle şehitlerimizin isimlerini okuldaki Z kütüphanelerine ve ek tesislerine, spor salonlarına verdirerek bu işe başladık. Şu anda yaklaşık 36 okulumuzun kütüphanesi ve spor salonlarında şehitlerimizin isimleri mevcut. Birinde gazilerimizin genel anlamda Gaziler Kütüphanesi diye ismi mevcut. Yaklaşık 16 parkımızda yine şehitlerimizin isimleri mevcut. Devam etmekte bu çalışmalar. Bu şekilde projeler devam etmekte. Tabii Çorum'da bu süre zarfında gerçekten çok güzel şeyler yapıldı ki bundaki en büyük şansımız da her zaman hayallerimizin mimarı diye nitelendirdiğim Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın gerçekten çok büyük katkıları var. Bizler hangi projeyle gittiysek bugüne kadar hiçbirine yok demediler. El birliği içerisinde de gayet güzel işler ortaya çıktı. Türkiye'de hemen hemen hiç olmayan yerleşik bir şehitler müzemiz oldu. Şu anda bütün Türkiye'de özellikle misafirlerin konuştuğu ve örnek olarak gösterdiği bir şehitliğe kavuştuk. Diğer şehitliklerimizle beraber. Şu anda da Koparan bölgesinde bir projemiz var. İnşallah eğer deprem olmasaydı 18 Mart'ta bitecekti ama bu da Türkiye'de bir ilk oldu. STK'larla kamu kurumlarının ortaklaşa yaptığı bir Şehit ve Gaziler Parkı'nı inşallah en kısa sürede Çorum'un girişine kazandırmış olacağız. Bu şekilde projelerimiz devam ediyor. En son deprem tabii kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Genel merkezimizin koordinasyonunda aynı ve nakdi yardımlarla bu şeye geldik. O şekilde de devam ediyoruz işlerimize. İnşallah hep birlikte de bu yaraları birlikte sarmak için uğraşacağız, devam edeceğiz. Evet başkanım. Depremin ilk anında evet. zaten bizim... Depremle ilgili soracaktım ben de. O bölgede hemen hemen hepsinde şube başkanlıklarımız ve temsilciliklerimiz var.
İlk haber aldığımız andan itibaren şube başkanlarımızla irtibata geçtik. Hatta şube başkanımızın vefatını öğrendik. Diğer şube başkanlarımızın ne gerekiyorsa onu yapabileceğimizi şey yaptık, kendilerine ilettik. Hala da 2-3 günde bir arayıp hem manevi olarak o moral vermeye çalışıyoruz ki yaklaşık 400'e yakın bir şehit ailemiz ve gazimiz ve gazi ailemizin vefat ettiği haberini maalesef aldık. Acımız büyük, acımız gerçekten çok büyük. Ama yapabilecek de bir şeyimiz yok şu anda onlara manevi olarak destek olmaktan başka. Yine genel merkezimizin, genel başkanımızın önderliğinde 430 şehit ailemizi ve gazi ailemizi Ankara'da mevcut gazi uyum evinde misafir etmekteyiz. Yine genel başkanımızın talimatlarıyla 53 şube ve 44 temsilcilikte de 5 ila 25 aileyi barındırabilecek hazırlıklarımız ve tedbirlerimizi bütün şubeler olarak aldık. Gelecek bütün misafirlere de kapımız açık. Ona göre bütün hazırlıklarımızı yaptık. Zaten hani hep derler ya, insanın kalbi ağrır mı? Evet, insanın kalbi ağrıyormuş. İnanın yeri geldiği zaman bizimki de acı mı dedirtecek hikayelerle karşılaşıyoruz. Düşünün yani bir baba 4 evladını birden kaybediyor. Biz birine dayanamazken. O kadar sancılı ki biz gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık ama gerçekten millet olarak da devlet olarak da çok büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergiledik bütün dünyaya. İnşallah bu da aksamadan devam eder. Oradaki kardeşlerimizin de yaralarını bir an önce devlet milleti el ele hep birlikte sararız. İnşallah hayırlısıyla. Evet. Peki dernek olarak kaç üyeniz var şu anda? Dernek olarak şu anda üye sayımız 91. Diğer derneğimizde de bir o kadar arkadaşımız var. Tabii bizde şöyle bir şey var. Bizim toplumumuz örgütlenmeye hazır bir toplum değil. Ya da örgütlenmeyi çok farklı boyutlara taşıyabilen bir toplumumuz var. Dolayısıyla biz kendim grup olarak baktığımız zaman evet gerçekten özel bir grubuz. İstiyoruz ki insanlar birbirleriyle acılarını paylaşsın, acılarını azaltsın. İyi günde kötü günde bir arada olalım. Fakat tabii bu mücadele belli bir yerde sekteye uğruyor. Çünkü herkesin acıyı yaşama şekli çok farklı. Biz münferit zamanlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yani değişik sebeplerle ama tabii bu da yeterli olmuyor ki Çorum'da benim en büyük hayalim bu aileleri ilçelerle birlikte bir araya getirebilmek. İnşallah başarırız. İnşallah Rabbim de bize şehit ve gazilerimize mahcup etmeden bu işi de başarırız. Ki bizim genel merkezimizin düsturu şehitlerimizin emaneti şerefimizdir diye bir şeyimiz var, ilkemiz var, parolamız var. Bu parola çerçevesinde de ailelerimize irtibat kurmaya, onlarla bir arada olmaya çalışıyoruz. Peki başkanım, bundan sonraki hedefiniz o Çorum'da şehit aileleriyle, gazi malullerle ilgili bir hedefiniz. Artı bir de ilçelerde de şehit aileleri dernekleri var sanırım. Evet. Bunlarla da diyaloglarınız nasıl? Projeler konusunda, şimdi, projeler geliştirme konusunda? Şöyle, Sungurlu'da bir şehit derneğimiz var. Osmancık'ta var, Alaca'da var. Münferit zamanlarda tabii görüşmeler oluyor mu? Pek sık olmasa da görüşme yapmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi herkes kendi bölgesindeki şeye sahip çıkmaya çalışıyor. Oysa bu genele vurduğunuz zaman Çorum'da yaklaşık 370 küsür şehit ailemiz var. İlçe ve köyleriyle birlikte. Bunlardan 170 tanesi zannedersem, yani yanlış da bilgi vermeyeyim ama Çorum merkezde oturmakta. Dolayısıyla bunların bir arada olması mümkün olabilir mi? Evet olabilir. Benim en büyük hayalim. Bundan sonra da yapmayı gerçekleştireceğim en büyük işlerden biri o olacak. Çünkü biz fiziki şartlar olarak şu anda şehitlerimiz adına yapılması gereken her şeyi yaptık. Bunu yaptığımıza da inanıyoruz. Çünkü bir müzemiz var.
muazzam bir şehitliğimiz var. İşte Ankara girişine de Şehitler Diyarı Çorum'a hoş geldiniz adı altında karşılayacak bir park yeri yapıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki iş tamamen maneviyata dayanacak. Yani aileleri bir araya gelme üzerine kurulacak. Çünkü dediğim gibi yani içe kapanıp acı yaşamaktansa bir arada olup bu acıları paylaşmak, özellikle ve özellikle şehidin geldiği ilk andan itibaren ailenin yanında olabilmek bizim en büyük hedef ve hayalimiz. Çünkü daha çabuk toparlanabiliyorlar. Ankara'da yaptığımız görüşmelerde biz Bakan Yardımcısı Mustafa Öncül Hanımefendi bu işin rehabilitasyon kısmının çok önemli olduğunu ve devletin de hakikaten bu konuda bazı yerlerde yetersiz kaldığını, ki normaldir bu. İşte burada biz derneklerin aslında rehabilitasyon kısmında yani ailenin hayata hazırlanması. Şöyle diyebilir miyiz başkanım? Şimdi Ankara'dan gelenle burada senle ben hani da biraz daha yakınız ya. Evet. O teselli konusunda biraz daha mı etkili oluyor bu çevrenin olması? Ya şimdi şöyle, ben size çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Ben 3 ay daha yeni gelen bir şehit ailesinin neler yapabileceğini saat saat gün gün kestirebilirim. Çünkü aynı şeyleri ben de yaşadım. Evet. Dolayısıyla o ailenin yanında dernekten ziyade ben hiçbir şehit cenazesine ya da şeye dernek olarak gitmem. Önce şehit babası olarak gidiyorum ki o şehit babasının acısına ortak olabileyim. Hepsinde karşılaşıyoruz. Yani o aile kendi yanında kendi acısını yaşamış insanları hissettiği anda bakış açısı biraz daha farklılaşıyor. Toparlanma süreci biraz daha kısalıyor. Çünkü yukarıdan gelenler ya da buradaki görevli arkadaşların görevi işte haber vermek, aileyi teskin etmek, sakinleştirmek ama emin olun belli bir süre sonra o görev bittikten sonra aile kendi kendine kalıyor. Ve bizde acının en kötü tarafı şu, herkes acıyı farklı yaşıyor. Yani anne ayrı yaşıyor, baba ayrı yaşıyor, kardeşler ayrı yaşıyor. Dolayısıyla acının ortak bir yeri olmadığı için ailelerin yanında olmak onları biraz daha sosyal açıdan diyeyim ya da toparlanma açısından çok daha rahatlatıyor. Yani biz bunu yaşadık, bunu gördük. Özellikle son iki gelen şehit ailelerimizde başından beri yanlarında olduğumuz için toparlanma süreci biraz daha kısaldı. Tabii yani toparlanma derken yani şey değil. Çünkü akşam kapıları kapattığınız zaman baş başa kalıyorsunuz acılarınızla. Ama en azından gün içerisindeki şeylerini biraz daha rahatlattık diye düşünüyoruz. Bunu zaten yetkililer de söylüyorlar. Tabii acıya merhem olabilmek. Tabii. Yani şimdi onu tadan kişi daha iyi biliyor ve o merhem yüzden, olması daha rahat oluyor. O yüzden oluyor. İşte deprem bölgesini hiç kimse bizden daha iyi anlayamaz. Kaybedilen evlatların acısını. Evet. Kimse bizden daha iyi anlayamaz. O yüzden oraya bakış açısımız işte kalbim ağrıyor bazen o çıkan çocukları görünce. Kaybettiğimiz çocuklarımızı duydukça kalbimiz ağrıyor. Gerçekten çok üzgünüz, üzülüyoruz. Ama Allah'tan geleni de yapabilecek bir şeyimiz yok. İnşallah tez zamanda da toparlanırız diye düşünüyorum. Keşke elimizde imkan olsa da orada herkesin yarasını sarabilsek, hepsinin yanında olabilsek ama şimdi çok gitmek istiyorum fakat kendi acım orayı kaldırabilecek şeyde değil, durumda değil. O yüzden de hiç tevessül etmedim. Aslında AFAD'da gönüllüsüyüm ama gitmeyi çok isterdim ama maalesef. Oradaki acılar dayanamayacağım için de gitmek istemedim. Şimdi doğrusunu isterseniz. Çünkü çok farklı bir acı var gerçekten. Yani tabii herkes kendi şeyini bilir değil mi? Yani? Osmaniye Şubemizin başkanını dizaltı iki bacak protezle 4 çocuğunu kaybetti eşiyle birlikte. Şimdi ben onu nasıl teskin edebilirim? Evet konuşursunuz ama inanın onu teskin edebilecek hiçbir şey yok. 4 çocuk bu yani. İkisi tıp fakültesine giden, ikisi küçük, 4 çocuk. Böyle binlerce ailemiz var belki. O yüzden bazen... Bütün filmin koptuğu nokta mı oluyor? Tabii. Yani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer dediğiniz anda orası başlıyor. Bazen eşime de diyorum, yani bizimki acı mı ya diyorum, adam 4 çocuğunu kaybetmiş. Yani
bu duruma kadar gelebildik. Gerçekten felaketin boyutlarını anlatmak açısından söylüyorum. Gerçekten Allah yardımcılar olsun. Yani Allah çok büyük sabırlar versin. Biz hep kendimize diyoruz ama maalesef oradaki ailelerin bizden daha çok sabır ihtiyacı var şu anda. Ha, hepsi de deprem şehidimizdir. Yakınlarını kaybetme derseniz ayrı bir şey. Tabii. Yani orası başlı kış günü barınması, yani, tabii, başlı gıdası, başlı başına hepsi birkaç açıdan yani, felaket. Yani düşünsenize yani televizyonda bunları seyrederken korkuyup ve ürküyorsunuz. O insanlar bunu birebir yaşadılar. Vallahi şimdi gizlemekte fayda görmüyorum ben. Ben de koptum yani çok evet, yerde. Evet, maalesef. Maalesef yani hani yaşamadık ama inanın oradaki haberler bize aynı şeyleri yaşatıyor. İşte oradaki çocukların günler sonra enkaz altından çıkması, bakmaya kıyamadığınız evlatlarınızın göçük altından paramparça çıkması, ki bu olayın sonunda sosyal ve ekonomik boyutları da çok farklı. Bizler için sıkıntı olacak. Yani sıkıntı derken ayrı bir konu olacak. Çünkü psikolojik travmaları nasıl atlatacak bu insanlar? Ona nasıl alışacaklar? İşin doğrusunu isterseniz vallahi bilemiyorum. Çünkü bizim toparlanmamız bile yıllar sürdü. İnşallah tez zamanda toparlanırlar. Yani. İnşallah olur. Yani orada şimdi bir de tartışma çıkarttılar son zamanda siyasetçiler. Evet, orada siyasetin katılmasını nasıl buluyorsunuz? Ya siyaset, evet, bir ülke için gerekli bir kurum mudur? Evet, kurumdur. Ama orada başta da dediğim gibi çok büyük bir felaket yaşadık ama bu çok büyük felaketin karşılığında da çok muazzam bir birliktelik şey yaptık. Ben bunu Çanakkale ruhu olarak sembolize ediyorum. Çünkü aynısı yaşandı. Bu güzelliklerin yanında siyasi tartışmalar gerçekten orada arama kurtarmada canhıraş uğraşan, orada bir şeyler yapmaya çalışan, insanlara yardım etmeye çalışan bütün personeli, bütün elemanları maalesef moralini bozuyor. Moralini bozdu. Yani bizlerin de moralini bozuyor. Yani şimdi düşünsenize, hiç siyasetin olmaması gereken bir yerde siyaset konuşuluyor. Sen yaptın, ben yaptım. Ya oraya işte devlet geç gitti. Oysa ki biz olsa orada. Tabii yani şimdi emin olun orada ilk anda Adana'dan Mersin'den akrabaları için giden, ellerinde bir takım malzemelerle giden herkes orada devletti. Devlet orada hiç eksilmedi. Çünkü orada biz şu anda devlet millet el elenin en güzel şeyini veriyoruz. Bütün dünyaya da örnek olacak bir mücadele var. Emin olun 10 yer ve nüfus olarak çok çok büyük bir alan. Ama maalesef bu yaşadığımız felaketi, yaşadığımız bu birlikteliği siyasi tartışmalarla kirletmek bana biraz abes geliyor. Gerçekten abes geliyor. En azından o göçük altından çıkan çocukların hatırına siyaseti bir kenara bıraksınlar. Yani siyaset... ne bekleniyor da? Yani devlet anında orada ışınlansın gibi bir şey mi var? Zaten coğrafi şartlar belli. Şimdi, hava şartları belli. Eski asker olduğum için şimdi bir yere müdahale edilirken oranın coğrafi şartları, mevsimsel şartları, işte yıkım anında her neyse, enkazın durumu, bunlar hep müdahaleyi geciktiren olaylar. Yani şimdi tamam, çok güzel, bizler de hepimiz şeye ulaşmak istiyoruz ama Reyhanlı ile Hatay arasındaki yol tamamen çökmüş. Burada ulaşımı nasıl sağlamayı düşünüyorlar acaba, bunu eleştiren arkadaşlar ya da şeyler, helikopterleri daha sonra dağıtmaya başladı. Yani biraz yapıcı olmakta fayda var. En azından o insanları incitmemek adına, o insanları daha rahat motive etmek adına biraz daha yapıcı olmakta, siyasetten biraz daha uzakta olmakta fayda var diye düşünüyorum kendi açımdan. Çünkü gerçekten orada çok büyük mucizeler oluyor ki kurtarılma saati olarak şu anda dünyadaki bütün kurtarma şeylerini biz kriterlerini alt üst ettik. 268. saatte kurtarılanlar oldu. Bu da literatüre ayrı bir şey olarak girdi. Yani bütün bu güzellikleri, bütün bu çabaları siyasi konuşarak ya da siyasi kısır çekişmelerle
lekelemenin, çirkinleştirmenin hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum ben bir vatandaş olarak. Çünkü herkes devlet, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çapında. Bunları da bırakın, bu güzellikleri o insanlar yaşasın. Bir an önce de yardımlar yerine ulaşsın. İnşallah öyle olur yani diye düşünüyorum. Bu devasa büyüklükteki bir depreme, yani yüzyılın felaketi diye nitelendirilen bir depreme bu şekilde müdahale edilmesi, bu yani bunun dışında başka bir şey beklenemezdi diye mümkün, düşünüyorum ben. Mümkün değil ya, bakın yani şimdi yollar yarılmış, kış şartları çok fazla, insanlar uyuyor, çoğu yerde tabii eleman eksikliği var, personel eksikliği var. İnsanların şimdi empati yapmak zorundayız burada. Yani oradaki görevli arkadaşları da yerine koyun kendinizi. Şimdi Adıyaman'da mı Maraş'ta mı AFAD binası yıkılmış. Şimdi o arkadaş o enkazdan çıkıp o psikolojiyle, o ruh haliyle nereye koşabilir ya da nereye dağılabilir ya da ne yapılabilir? Yani dolayısıyla inanın bana çok saçma geliyor bu tartışmaların hepsi. Dediğim gibi yani oraya ilk anda giden oradaki depremzede vatandaşların aileleri devletin kendisiydi zaten. Çünkü herkes bir şeyler alıp götürdü. Olayı duyar duymaz. Arabalarını doldurdu. Tabii vatandaş da bir devlettir. Yani dolayısıyla işte devleti eleştirmek, şey yapmak hata olabilir. Yani ben şuna olabilir. Benzetiyorum bunu. Sel önünden kütük kapmak gibi tabii, bir tabii. Şey oluyor yani. Yani felaketi yani, kendine rant, siyasi rant olarak. Maalesef yani ya siyasetin şu anda yeri yok. Orada yeri yok tabii. Orada yeri yok. Şu anda o bölgede siyaseti konuşacak lüksümüz yok bizim. Bizim bir an evvel orada el birliğiyle neler yapılabilir? Hayat nasıl normale döndürülür? Şimdi zaten öyle bir şey olduğunda sizin yaptığınızı vatandaş görüyor. Bir şey söylemenize tabii, gerek kalmıyor. Mutlaka. Ya şimdi mevzubahis vatansa gerisi teferruat. Yani oymuş buymuş. Yani şimdi bu hükümet kötü yaptı da diğerleri çok mu iyi yapabilecekti? Kardeşim unutulmaması gereken bir gerçek var. Bir Almanya büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Almanya haritasının alanda. Kapladığı evet. Bir alan kadar yer tabii. Bir alandan bahsediyoruz. Yani burada devletin her tarafa yetişmesi ilk etapta ya da ulaşımın ulaşması zaten hani fiziki şartlara da uygun değil. Şeydir yani o köylere de ulaşıldı. Şu anda her şeyi normale döndürmeye çalışıyorlar. Fakat bu güzellikleri de yani böyle kısır çekişmelerle feda etmenin bir anlamı olduğuna inanmıyorum yani ben. Çünkü bırakın insanlar orada işini yapsınlar. Canhıraç bir mücadele var orada. Bırakın her şey yoluna girmek için uğraşsın insanlar. Yani böyle bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Yani keşke siyasi partilerin şov gibi bir hareket olmuş. Keşke hepsi bir araya gelip de bunu nasıl çözebiliriz telaşına düşseler. Yani ama maalesef fikir teatisinde bulunsalar. Keşke orada. Yapabilseler. Şimdi bakıyorsun sabah milletvekili konuşuyor işte şu yok bu yok. Ya o yoksa sen tedarik et. Sen tedarik et. Şöyle bir söz var yap diyene kadar bir tabii, kere de sen tabii. Yap da biz görelim. Yani, orada şunu biz insanız ya yani vicdanı olan herkesin oraya sahip çıkması lazım. Dediğim gibi yani o yok bu yok demektense o yoksa imkanın varsa sen karşıla kardeşim. Tabii. Yani devlet eleştirme. Yani o yoksa devlet, ben varım tabii, diyebilmek devlet önemli. Devlet eleştirmek için laf konuşması kimse. Yani devlet biziz ya. Siyasiler tabii. Gelip geçicidir ya da iktidarlar, hükümetler gelip geçicidir. Asıl olan devlettir. Devletin bekasıdır. Yani burada tutup da keşke hepsi bir araya dediğim gibi gelebilseler de bu işi nasıl çabuklaştırabilir, nasıl hızlandırabiliriz? Onun derdine düşseler ama maalesef Türkiye'de bu artık son dönemlerde mümkün olmayan bir şey. Diye düşünüyorum. Vallahi hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun diyoruz ama inşallah tabii. Hayırlısını yani, bekleyelim. Sonuçta bu devlet bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok şey olarak. O yüzden inşallah bu kısır çekişmeler bir an evvel biter. Hayatın normalleşmesi yönünde ki zaten kısır bu çekişme zaten olumsuzluklara tabii, doğru tabii, götürüyor. Tabii. Yani
yapıcı bir... Yapıcı bir şey olmadıktan sonra bir şey yapamazsın. Her şeyin yıkmak için uğraşıyorsa zaten yıkılmış. Sen iyice yıkıyorsun. Bu sefer normale çevirmeye çalıştın. Vatandaşının da moralini bozuyorsun. Onları da soğutuyorsun. Orada can veren çalışan kurtarma ekiplerine ya da yemek yapan aşçıyı da soğutuyorsun bu işten. Orada bir bardak su getiren bile... Yani şimdi oradaki adamın derdi bir bardak bir çorba yapabilmek, yemek yetiştirebilmek. Sen kalkıyorsun, oraya şey gitmedi, buraya bu yapılmadı. Yani bunlar biraz dengesiz şeyler. Bana gülüyorum da yani, gerçekten gülüyorum. Yani biz yani burada şunu söyleyeyim, biz tarafsız olarak değerlendirme tabii, yapıyoruz. Tabii tabii. Yani çok şuradan, rahat, bundan, falandan filandan değiliz. Kimse şunu de... çok rahat söyleyebilirim. Aşağıda millet çok güzel bir birlik beraberlik yakaladı ama o birlik beraberliği bir siyasette yakalayamadık. Evet. Kusura bakmasınlar. Vatandaşımız, siyasilerimiz, milletine, devletine sahip çıktı. Onların arasında kesinlikle bir şey olmadan çok muazzam bir dayanışma kuruldu ama siyasi kurumlar bu birlikteliği maalesef sağlayamadılar. Bu da tabii kendileri bilir yani. O açıdan kopukluk olmamalıydı. Hepsi bir zaten araya gelip bu işi düzenleyecek. Biz bu yaramızı nasıl sarabiliriz derdine düşünmeliyiz. Koordine edecek, bu işi tamamen şey yapacak tek kurum siyasi kurum. Siyaset evet. Kurumu. Ama sen oraya çekersen, o oraya çekerse biz bu işin içinden çıkamayız yani. Tabii çarşaf ortadan yırtılır. Biz Çorum'a gelen misafirlerimize Çorumlular olarak elbette sonuna kadar destek oluruz. Ama herkesin bir hayat standardı var, herkesin bir şeyi var. Sizler oturun bunları evet. Düşünün. Bunların arkasından çıkacak sosyal çöküntüleri, psikolojik travmaları, ekonomik sıkıntıları düşünün. Şu anda Çorum'un nüfusu 6444 kişi arttı bir anda. Ailelerin gelmesiyle. Evet. Bu ailelerin barınma sorunları var. Yurtta ne kadar kalabilecek bir aile? Tabii. Oturun bunları konuşun, bunları düşünün. Yani bunlara çözüm yani, odaklı projeler geliştirilmesi gerekiyor. Peki bunlar sizin, konuşulması gerekirken ilimize gelen bu depremzedelerle ilgili herhangi bir girişimleriniz oldu mu dernek olarak? Şu anda ilimize gelen bir tane şehit annemiz var. Alzheimer hastası. Hatta huzur evine yerleştirildi. Çocukları da Antalya'ya gittiler yakınlarının yanına. Onun haricinde şu anda bize ulaşan bir bilgi yok. Takip ediyoruz. Ama biz burada rahatlıkla 15 ile 20 arasında ailemizi barındıracak tedbirlerimizi aldık. Her türlü şekilde de hazırız şu anda Çorum aileler olarak. Peki başkanım, sona doğru yaklaşıyoruz. Ben tekrar başa şehit babalığına döneceğim. Şöyle, her şehit cenaze törenine gittiğimizde ben buna takılıyorum. Evet. İmam sesleniyor oradan bize, hakkınızı helal ediyor musunuz? Evet. Ben de diyorum ki yani birkaç sefer de söyledim bunu, sesli dile getirdim. Yanlış mı dile getirdim bilmiyorum. Ya biz ondan helallik isteyelim, o bizden değil de. Çünkü o bizim... Burada rahat uyuyabilmemiz için, rahat gezebilmemiz şimdi, için, biz sizler, orada kendini feda etmiş bir kişi, biz çocuk, helallik istememiz gerekir diye düşünüyorum. Siz bu konuda orası, ne düşünüyorsunuz? Mutlaka öyle. Çünkü bu çocuklar oraya giderken hep Çanakkale'de ki dedeleri ya da atalarının düşünceleriyle gittiler. Yani önce vatan, önce bayrak diye gittiler. Ne mutlu bize ki biz de çocuklarımızı o düsturla yetiştirmişiz ki can siperhane orada bu görevini tamamladı. Tabii helallik konusuna gelince evet onlar bize haklarını helal ettiler mi bilmiyoruz. Çünkü ben o bölgeye gittim. Yaşama şartlarını gördük. Hani onları görünce evet keşke onun imkanı olsaydı da sorsaydı diye çok düşündüm ama yani sonuçta dediğim gibi o kadar çetrefilli bir şey ki ağzınızdan çıkacak her şey çok farklı boyutlara da gidebiliyor. Yani çekilebiliyor tabii yani işine gelmeyen farklı boyutlara çekemiyor ama bir de gerçekler var yani. O yüzden yani. Şunu ilke edindik. Onlar yerlerine rahat uyusunlar. Bizler tabii ki. Onların varisleri olarak
Onların onurunu, gururunu yaşayalım. Onlar adına, onların anılarını yaşatmak, hatıralarını yaşatmak adına güzel işlere imza atalım. Ne mutlu bize ki biz Çorum'da bunu başardık. İnşallah çok evet, da güzel bir biz projemiz var. Biz çalışmalarınızı takip ediyoruz. Çok gerçekten. Da güzel bir projemiz başlayacak. Vali Bey de onayladı. Çok sağ olsun. İnşallah. Derneğimiz, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzaladığımız bir protokolle gençlerimiz de şehit ailelerimizi şehitlik ve müzede bir araya getireceğiz inşallah. Buradaki amacım şimdi şehit ailesine çocuklar duydukları kadar tanıyorlar. Tabii olumsuz haberler yok mu? Olumsuz haberlerle birlikte değerlendirdikleri için istediğim şu şehit ailesinin gözünden onun yaşadığı duyguyu hissettim. Bir şehit Yani annesinin milli gözünden. şuur olabilmesi Tabii tabii için tabii. mi bu Artık düşünce? edebi tarafı bittiği için görsel tarafı var. Evet. Mesela müzedeki mektupları okudukları zaman anlasınlar duygularını, düşüncelerini. Bir şehit annesinin gözüne baktıkları zaman o duygu temasını alsınlar. Yani o annenin için yandığını fakat onun onur ve gururunu da aynı anda yaşadığını hissetsinler. Nelerden vazgeçtiklerini şehit çocuklarıyla olan fotoğraflarından görsünler istiyoruz. İnşallah tabii bu çocukların müfredatta yeri olmadığı için Sayın Milli Eğitim Müdürümüz de bu konuda çok büyük destekleri oldu. İnşallah bunu hem şehitlik hem müze hem de okullarda konferans tarzında şehit ailelerimize, gazilerimize birlikte yapacağız. İnşallah da faydalı olur. Çünkü bu saatten sonra bizim aslında yeni nesile vermemiz gereken tek şey Çanakkale ruhu. O ruhu Evet. verebilmek ki depremde biz bunu gördük. Kumbaralarını kıran çocuklar bize bu konuda güven verdiler. Yani bir inanç sağladılar. İnşallah bu duygularla da biz bu şeylerimize devam ederiz. Ortaya da yıkılmaz bir Türk milleti her şeyiyle teknik alanda, ekonomik alanda güçlü bir ülke yaratırız diye düşünüyorum. Allah başkanım, ben şimdi o duygunun biraz yoğunluğunu geçtiğimiz aylarda İskilip'te yaşadım. Evet. İskilip'te Emre dokumacıydı. Evet. Halasıymış, anne gibi yetiştirmiş. Evet. Böyle bir anlattık yani, oturduk ağladık hepimiz birlikte. Şimdi Emre Evin odasını falan şey yapmış. Ben tavanı falan gittiğimde yaptılar. ziyaret etmeye çalışıyorum. Tabii bizim köyde de var biliyorsunuz Ali Şirin. Ya biz şimdi mümkün mertebe yanaşan bütün ailelerimizle istedikleri müddetçe yanlarındayız. Ailelerimizle birlikte. Çünkü herkes birbirine çok iyi geliyor aslında. Yani arkadaşlarımız bunun farkında değil. Bir şehit ailesiyle oturduğunuz zaman yeri geliyor gülüyorsunuz, yeri geliyor ağlıyorsunuz. Yani aynı duyguları aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla o kadar rahatlıyorsunuz ki şey olarak. Bu çok ayrı bir şey. Yani ben Emre Dokumacı'yla da işte İskilip'te turnuvasını yaptık. Geçenlerde. İşte şehitler adına bir diğer konu da spor ve müzik de bunu yaymak istiyorum. Spor ve sanatsal alanda Eğer bu deprem olmamış olsaydı 18 Mart'ta şehit ailelerimizden oluşan çok güzel bir program yapacaktık ama maalesef depremden dolayı bunu artık bir dahaki tüm seneye toplumumuzun erteledik. kolunu Yani kanadını kırdı zaten deprem. spor boyutu var. Mesela benim derneğimin futbol takımım var, voleybol takımım var. Yine İskilip'te Habib Gökçe adına güreş turnuvası yapıldı, futbol turnuvası yapıldı. İnşallah Nihat Armutçu hocama da buradan saygılarımı sunuyorum. Onunla birlikte İskilip'teki bütün şehitlerimiz adına inşallah. Şimdi sırada Mikail Kaya var. Böyle sportif turnuvalarla inşallah şehitlerimizin adına hatıralarını yaşatmaya gayret ediyoruz. Edeceğiz de nefesimiz ettiği yere kadar. Dediğim gibi sadece o çocuklar bize öyle bir şey bıraktılar ki bıraktıkları mirasla hayat standartlarımızı yükselttiler. Bir o kadar da ağır onur ve gurur bıraktılar. Önemli olan bu onuru ve gururu taşıyabilmek. Biz de ebeveyn olarak, onların mirasçısı olarak inşallah Rabbim bizi onlara mahcup etmez. Güzel işlere vesile oluruz. Onlar da unutulmazlar arasında yeni nesilde birlikte yaşayıp giderler diye düşünüyoruz. İnşallah. Buradan ben bir teşekkür de ben edeyim Nihat Hoca'ya. Nihat Çünkü Hocam. İskilip'e
Gittiğimde her gittiğimde uğruyorum yanına. Evet. Park yapmış orada. Evet. Görmüşsünüzdür. Komple kendi Geçmiş. emekleriyle Evet, evet, yapmış. evet. Orada mezbelelik bir alanmış. Nihat Hocam çok değerli bir insan gerçekten. Çorum'da tanıdığıma... Çok karşı çıkanlar olmuş Evet, kendisine. evet. Ben o yüzden kendini takdir ettim. Yani ben de bir selamımı iletmiş olayım vesileyle Nihat Hocama. Nihat Hocam sağ Bizim olsun. toplumda böyle insanlarımıza ihtiyacımız var değil mi başkanım? Ya şimdi Çorum'da büyüdük hani ortaokul dönemine kadar ama Çorum'un mahpus bir kaderi var. Çorum vizyon ve misyon katabilecek insanları çok çabuk kabullenmiyor. Yani öyle gençlerimiz var ki gerçekten hayran oldum. Şu anda bile hala görüştüm. Vizyoner ve misyoner insanlar. Yani Çorum için bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat maalesef bir türlü Bir yerde kesiliyorlar değil mi? yapamıyorlar. Yani kesiliyorlar ya da kesin bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani şimdi her gelen siyasetçi, ben park konusunda belediye başkanımızla, valimizle görüşürken onu söyledim. Her gelen siyasetçi bakıyor, evet bizim 8 bin küsur tane Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana şehidimiz var. Şehitler diyarı Çorum, şehitler diyarı Çorum. Gelin dedim, bunun artık edebiyatını bırakalım, görsele çevirelim. Ne yapalım? Biz 46 ailemizle bir araya geldik. Kendi gücümüzle. Çeşmemizin ana gövdesini yaptırdık. Bir de şimdi anıt hazırlanıyor inşallah. Belediyemizde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra inşallah Çorum'un girişine çok güzel Şehitler Diyarı Çorum'a hoş geldiniz diye karşılayacak bir Şehit ve Gaziler Parkı. İçinde hatıra ormanı olan, piknik alanının olduğu, dinlenme yeri olan ve çok güzel bir parka kavuşacağız. Bu arada diğer Türkiye Cumhuriyetleri'yle çok güzel ilişkilerimiz var. Şu anda bizim Şehitler albümümüz var. Çok güzel bir eser. Şu anda Azerbaycan'da Milli Kütüphane'de ve Devlet Başkanı'nın kütüphanesinde. Amacım Türkiye Cumhuriyetleri de inşallah Çorumlu şehitlere tanıtabilmek onların aracılığıyla. O derneklerle de çok sıkı ilişkilerimiz var genel merkezimizden dolayı. Yani Çorum'la Bu çocuklar yetinmiyorsunuz. açılmaya Dernek çalışıyor. Yani. açısından. Tabii. Yani şimdi bu dernek kurumsal olduğu için Çünkü diğer türlü kendi kutun içerisinde dönmüş ya şimdi olursun ben yani. 53 şubeyle bir aradayım. Benim buradan İstanbul'da bir üniversiteyi kazanmış şehidimin çocuğu ya da gazimin çocuğu bunun gidip de kapısını çalabileceği bir kapısı var. Onu orada karşılayacak. Onu orada bekleyecek ki biz bu irtibatı zaten Bunlar çok kuruyoruz güzel bir onlarla. şeyler. Öyle bir şeyimiz var. Azerbaycan'da mesela ilkini biz Konya'da yaptık. Türkiye Cumhuriyetleri Şehit ve Gazi Aileleri toplantısını. İkincisini de işte bu dönemde İçişleri Bakanımızın himayesinde Ankara'da yapacaktık. Fakat depremden dolayı o da ertelendi. İnşallah ikincisini de orada yapacağız. Neden Çorumlu Şehitler Albümü Kazakistan'da olmasın, Tacikistan'da olmasın, Özbekistan'da Yani olmasın? evet. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmasın. İlkini inşallah Azerbaycan'a gönderdik. Yerini de aldı kütüphanede. İnşallah tek şeyimiz bu çocukları unutmamak, unutturmamak. Unutturmamak adına da her şeyi yapmak. Bu konuda bana destek olan tüm şehit ailelerime ve gazilerime de burada aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bunun en güzel şeyini, birlikteliğin en güzel şeyini inşallah parkta görecekler. Orayı gördükleri zaman, bir arada olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi daha iyi anlayacaklar. İnşallah hep birlikte el ele bu çocuklara hak ettiği manevi değeri koruyarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah başkanım. Bakın işte... Biz de kendi alanımızda üzerimize ne düşüyorsa Ya biz genel sizinle. basınla olsun, diğer kurumlarımızla olsun ilişkilerimizi sıkı tutmaya ve sürekli istişare içerisinde olmaya çalışıyoruz. Çünkü ülkenin ya da Çorum'un değerleri var. Şehitler ve gaziler de bu değerlerin içerisinde. Bu değerleri takdim ederken tabii ki sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Tabii ki il özel idaremize ihtiyacımız var. Tabii ki Milli Eğitim Müdürlüğümüze ihtiyacımız var. Dolayısıyla
Kamu yararına çalışan bir derneğim. Bu derneklerle, diğer dernekte de aynıydı gerçi, ilişkileri çok iyiydi. Çünkü onlar için yapmak istediklerinizde destek olabilecek insanlarla ne kadar sıkı diyalog içerisinde olursanız, kendinizi ne kadar rahat ifade edebilirseniz, sonucu da o kadar güzel oluyor. İşte bunun en güzel örneği şehitlik. Şehitlik normalde valiliğe bağlıyken, Sayın Valimizin de kişisel hassasiyetinden dolayı özel bir protokolle belediyeye geçti. Belediye başkanımız da sağ olsun hiç ikilemeden ve bunlar yapılırken hep ailelerle iç içe yaptı. Aileler görüş alınarak yapıldı. Şunu şöyle mi yapalım, bunu böyle mi yapalım? Müzeyi biz ailelerimizle birlikte... Yani ben yaptım oldu yok, değil. Yok. Yani, ortak akılla. Ortak akılla. Çünkü şimdi Bekir Erenleriniz benim şehit, benim oğlum. Evet. Benim evlat, yaram o, acım o ayrı bir şey. Ama Şehit Bekir Erenler'in Çorum'un evladı. Tabii başına. Çorum'a. Dolayısıyla yapılacak her şeyin ortak akıllar, onlara yakışır. Bu maneviyatı, zaten biz dini olarak da şehitlik bizim için çok yüksek bir mertebe. Evet. Bunun değerini koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da gerek müftülüğümüz, gerek belediyemiz, diğer kurumlarımızda ortak ve müşterek hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla yönetilen bir ülke. Yapacağımız her şeyin yönetmeliklere uygun olması gerekiyor. Yaptığınız projelerin yönetmeliklere uygun olması gerekiyor. Kimseyi ezmeden, kimseye ezilmeden bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Yani istediklerimizin hepsinin içinin dolu olmasını istiyoruz. Mesela biz hastaneye Şehit Gazi destek birimi talep ettik Sayın Valimizden. Sağ olsunlar 3-5 gün içerisinde kuruldu. Şimdi bu hem ailelerimize onore etmek adına kurulmuş bir birim, hem de hastanedeki şehit ve gaziler olan münakaşayı en az düzeye indirmek için kurulmuş bir yerde. İnşallah fazla kullandığımız kurumlarda da bu destek birimleri kurulacak. İşte belediye başkanımız da onun hazırlığını yapıyor inşallah. Çok yakında oranın da açılışı yapılacak. Yani amacımız, ben bir yere gidince ben şehit babasıyım diye sakız gibi kullanılmasını istemiyoruz aslında bu sıfatların. O yüzden de bu tarz destek birimleriyle, oradaki ilgili arkadaşın bildirimiyle bu şeyleri şey yapıyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar da alacağız diye umut ediyoruz. Hastanede şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Gayet de güzel sonuçlar alınıyor. İnşallah diğer kurumlarımızda da aynı şeyler yapılır diye temenni ediyoruz. Ha, istediğimiz müddetçe de zaten yok diyen yok, yapılıyor da. Allah be, onlar şahsınızda ben hem belediye başkanımıza, hem valimize, hem de diğer kamu kurum kuruluşlarındaki müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emekleri var, çok büyük şeyleri, katkıları var. Başkanım, yavaş yavaş programımızı bitirdik. Güzel bir sohbet. Son olarak oradan vermek istediğiniz bir mesaj. Ya son olarak genel bir özet geçersek. Rabbim bizlere ülke olarak, millet olarak aynı acıları bir daha yaşatmasın. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. En son kısımda ben hipnoz olmuş gibi oldum. Ne anlatırken? Şimdi durdum kaldım yani. Geçen akşam 3 yaşında çocuğum var, torunum var, ellerinizden öper. Evet. Şimdi Allah şöyle bir düşündüm. Çocuk 3 yıldan beri bir gün yüzü görmemiş. İşte salgın, pandemi süreci, evet, arkasından depremler. Bu çocuklar ne zaman gün yüzü görecek? Felaketin ortasına doğdular. Rabbim değil bu mi? Çocukların yüzü su hürmetine, bu millete böylesi acılar bir daha yaşatmaz. Orada şu anda görev yapan askerlerimize, polislerimizin ayağına taş değdirmesin. Şehit haberleri almadığımız güzel, mutlu yıllara kucak açalım millet olarak hep birlikte. İnşallah. Ben burada son olarak deprem bölgesinde vefat etmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah devlet ve millet olarak da bir an evvel oradaki yaraları sarıp normal hayatımıza döneriz. Çünkü inanın gülemiyoruz.
Üşüyorum bile diyemiyorsun. Yani o kadar hepimizin ruhuna işlemiş. Acıktım diyemiyorsun. Geçen akşam işte burada deprem olduğunda sokağa çıktık. Üşüyorsun ama üşüyorum diyemiyorsun. Çünkü oradakilerin halini biliyorsun. Yani o kadar millet olarak hepimizi gerçekten çok derinden etkiledi. İnşallah Rabbim bir daha bu devlete, bu millete böylesi felaketlere, böylesi acıları yaşatmaz. İnşallah. Bu yaralarda inşallah Çanakkale ruhuyla hep birlikte sararız. Ona olan inancımız, güvenimiz tam. Her zaman biz şehit aileler olarak gerek derneğim, gerek şahsım, gerekse şehit aileleri ve gazilerimiz olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin, milletimizin tüm varlığımızla ve dualarımızla yanındayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimize. Herkese hayırlı geceler diliyorum. İskilip'ten Sabri Çiçekçi hocamın selamı var. Allah şehitlerimizden ve sizlerden razı olsun demiş. Sabri hocam da gerçekten çok değerli bir insan. Evet. Sadece İskilip için değil, Çorum için çok yüksek bir değer. Bulunmaz bir değer. Evet. Evet sevgili izleyenler. Bu haftaki konuğum Galip Deniz Başkan'dı. Başka Pencere programımız önümüzdeki haftalarda her çarşamba günü sizlerle buluşmaya çalışacak. Her hafta yeni bir konuğumla farklı bir bakış açısıyla hayata, topluma başka bir pencereden bakarak konuları değerlendireceğiz. Haftaya buluşmak dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın.